Merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle sağ maksiller arka yapacağız. Sağ kadranı yapacağız. İlk önce sabunumuzun fazlalıklarını kesiyoruz. Sağı yaptığımız için sol dişimizi şöyle bastırıyoruz. Yani üst tarafı yaptığımız için şöyle bakacağız. Yani şu kısım şöyle olacak. Hani şöyle. Ondan dolayı sol tarafı bastırdım. Şimdi şunu şuradan 6 santim keseceğim. Şuradan şöyle 6 santim. Hop. Pasta keser gibi. Allah. Masayı da kestik. İşte acele için şeytan kırışır. Birazcık daha yaklaştırabilirim sanırım. Şimdi buradan ölçüyorum. 4 santim. Şurası da zaten 4 santim olmuş. Yani şöyle. Bir de üst tarafa bakıyorum, üst tarafın şekline. Nasıl oldu bu? Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle mi gidiyor? Şöyle gidiyormuş. Sonra şöyle. Onu da şöyle keselim. Tamamdır. Şimdi burası 1 santim olacak şöyle. Dişlerin kaidesi 1 santim olacak. Şöyle biz 1 şuradan şöyle bir şey çizelim. Buradan da 2 santime kadar inebiliriz. 2 santim inelim. Şöyle 2 santim alıyorum.
Bunu şuradan da alabiliriz. Aynı şekilde. Fakat eğimli gitmesine dikkat edin damağa doğru. Ufaktan ufaktan. Buradan da ölçelim. Yani buradan da bir santim alabilirsiniz. Ben birazcık geçmişim. Sıkıntı değil. Çok önemli bir şey değil çünkü. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş tamamımızı da yapmaya başladık. Daha doğrusu tamamlanmaya başladı. Şöyle olacak yani. Şu kameraya doğru göstereyim. Şu şekilde olacak. Şurası şuraya yerleşecek. Santral dişimizi çıkartalım. Kronu uzun bir diş. Lateral daha küçük. Kaninimizi yapalım. Kaninin kronu uzun. Santral kadar bir şey. Kaninimizi yaptık. Kaninimizi yerleştirdik. Birinci premolarımızı yerleştireceğiz. Birinci premolarımız. İkinci premolarımızı yerleştirdim.
Kronik kısadır molarların arkadaşlar. Premolarların da daha kısa. Ama kaninle santral dişin kronu uzun. Ve bukolingual olarak en büyük diş, birinci üst molar diş. 5 tüberküllüdür. Karabölü tüberkülü vardır fazladan. Lingual kısmındakileri oluşturalım. İkinci premolar birinci premolardan daha küçük arkadaşlar. Ve kaninin birinci premolarının ikinci premolarının ok lezyonu, yani şu yüzey kısmı, oklüzyon yüzey kısmı demek, üçgen gibi, şurası üçgen gibi, keser yüzleri üçgen gibi yapacaksınız. Sonra hafif de şöyle şöyle eğeceksiniz. Şöyle 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 eğeceksiniz. Şimdi ikinci premolarımızı yaparken de aynı şekilde üçgen gibi yapıyorum. Bunları hoca yaptırmıyor. Fakat siz yaparsanız çok daha yüksek puanlar alırsınız.
Önemli bir ders bu. En yüksek dersiniz olacak büyük ihtimalle birinci sınıfta. Diş anatomisi ve morfolojisi dersi. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş yapıyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da emek veriyorum, fark ediyorsunuz. Like at, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü sonuçta bunlar da izlensin diye yapıyorum yani. Yararlansın, faydalansın diye yapıyorum. Başlayalım.
Son halinde atacağım arkadaşlar. Durduracağım videoyu. Son halini atacağım size. Evet dostlarım. Üst sağ dişimiz bitti. Sağ kadran, maksiller, ark. Gördüğünüz gibi. Şuradan kontrol edelim benzerlikleri, farklılıkları. Altla üst arkımızı birleştirelim bakalım nasıl olacak. Şurada şöyle yan iyileştireyim. Bunun uyumuna da bakıyor çünkü hocalar. Gördüğünüz gibi. Emek veriyorum arkadaşlar bu videolara. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Diğer dişler de gelecek. Tekrardan hoşça kalın.